Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Bugün değişik bir parçayla karşınızdayım. Kolay kolay görüp bulamayacağınız bir parça. 50 cc'lik veya 170 cc'lik ya da 125 cc'lik benzinli motorlarda, belki de birçoğunda vardır. Benim gördüklerim 50 cc ve 125 cc'lik motorlarda vardı. Şimdi böyle bir benzin pompası. Bu benzin tankının içine yerleşmiş oluyor. Şuradan kablo giriş var. Buradan da hortumla benzin yanmak üzere motora doğru ne yapıyor? Hareket ediyor. Şimdi mantık yürüttüğümüzde böyle bir sistemde ne olması lazım? Benzin deposunun üstünde ne olmalı? Göstergede benzin durumunu görüyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili bir sensör olmalı. Bir de benzin basıldığı için tanktan işte yanması gereken karbüratöre diyelim neyse. Ondan sonra ne lazım? Oraya bunu basan bir pompa olması lazım. Gerçekten de çevirdiğimizde bunu gözlemleyebiliyoruz. Şurada bir tane arkadaşlar şamandıra var. Şamandıra nerelerde kullanır? Sıvı yüksekliğini belirlemede, değil mi? Dolayısıyla burada bir şamandıra var. Yoğunluğu, öz kütlesi benzinden daha düşük olan bir tüpümüz var burada. İçi boş plastik. Burada bir tane onun kolu var. Kolun bağlı olduğu bir potansiyometre gibi, ayarlı direnç gibi şeyi gösteren, karakter gösteren bir parçamız var. Muhtemelen bu da bir dirençtir zaten. Bir potansiyometre gibi düşünebilirsiniz. Benzin bunu yukarı doğru kaldırdıkça, yakıt bunu yukarı doğru kaldırdıkça veya siz bu sistemi başka bir depoda da uygulayabilirsiniz. Herhangi bir sıvı yükseldikçe bu şamandırayı kaldıracak. Şamandıranın bağlı olduğu kolda bir potansiyometrenin ya da herhangi bir sensörün başka bir özelliğini, fiziksel özelliğini değiştirip buna göre bir elektrik sinyali üretecek. Bu elektrik sinyalini de gösterge ne yapacak? Hacim değerine, litre değerine ne yapacak? Çevirecek. Ekranda bize deponun durumunu gösterecek. Şimdi bu beklediğimiz bir şeydi. Bunu gözlemledik. Bunun dışında burada ne olduğunu bilmediğim bir parça var ama tahminim yüksek basınçta açan, sistemi koruyan bir sistem olarak düşünüyorum bunu. Tam olarak ne işe yaradığını da bilmiyorum. Çünkü çıkış hattında mevcut. Dolayısıyla belki fazla bir basınç olduğunda burası açma yapıyordur ve bu sayede de yüksek basıncı ne yapıyordur? Azaltıyordur. Dışarı tahliye ediyordur. Burada da pompamız var. Motorumuz arkadaşlar. Pompamız. Şurada bir filtresi var. Bu filtre ben işte benzinli diye yıkadım, biraz su akıyor ama benzin değil yani, şey yapmayın. Ondan sonra bu filtreden benzin geçiyor. Buradan motora geliyor. Motordan da buradan pompadan dışarı doğru tahliye ediliyor. Şimdi burada şundan başlayalım. Sökme işlemine. Şurada bir ayarlı direnç olduğunu söyledik. Bakalım bu ayarlı direnç biz gerçekten çalışıyor mu ve ayarlı bir şey var mı? Direnç değeri var mı? Ölçü aletimi direnç kademesini alıyorum. Bunu da hiç ölçmedim daha önce. 210'dan bir başlayalım. Şunu minimumu alalım. Ondan sonra bunu da şöyle şey yapalım. Evet, bir değer var. 200 civarlarında. Şöyle değişiyor, kıpır kıpır. Şöyle bir oynayayım bakalım. Buradayken 30'lara kadar geldi. Buradayken de yükseliyor. Evet. 160'lara geldi. Yıkadığım için belki ondan şöyle bir üfleyelim. Kısa devre falan yapıyordur. Karbon malzeme arasında. Şunu tekrar bağladığımda. Bakalım. Alt değerde 150-160 ohmlarda. Yukarı çıktıkça değer giderek düşüyor. En sonunda gördük. 16'ları falan gördük arkadaşlar. Yani üst seviyede 0. Alt seviyede depo başken ne yapıyor? 150 ohmluk bir direnç değeri gösteriyor. Bu farklı da olabilir. Biraz sonra kurularız onu. O şekilde alırız. Şimdi bunu nasıl sökeceğiz buradan? Öncelikle kablolarını takip edip şuradan kablolarını çıkaralım. Şurada bağlantı soket yeri var. İki tanesi bu dirence geliyor. Hop şöyle. Yani sensör diyelim adına, direnç demeyelim, belki üzülür. Sonra bunu buradan çıkardık. Buraya geldi. Şimdi bunu buradan nasıl çıkaracağız? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, bunu orada tutan iki tane tırnak var. Hatta üç tane. Şöyle göstereyim, torna vida ile. Torna vida nerede? Şu büyüğü kullanın. Bakın, şurada bir tırnak var. Şurada bir tırnak var. Bir de şurada bir tırnak var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Ama şurada bir tane de sekme var. Önce şu sekmanı çıkaralım. Sekman yüzünden o düşmeyecektir.
Daha toplamayacağım için, bozuk olduğu için. Aa, fırladı gitti. Segment fırladı. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz karbon yüzeyi. Fotoğrafta daha iyi çıkacaktır. Ondan sonra fotoğrafını koyacağım hemen bu videoyu gördüğünüz yere. Şamandıra kısmı. Burada yatak var. Bakın şurada fırçalar var. İki tane fırça var. Bunun üstünde dönüyor. Islak olduğu için muhtemelen saçma sapan değerler gösterdi biraz önce. Şimdi bunu şuradaki tırnaklardan alalım. Evet. Bunu aldık. Bu biraz kurusun. Tamam. Ondan sonra bir daha direnç değerini ölçelim bakalım ölçebilirsek. Sonra geldik şimdi şu şeye. Emniyet valfi diyeyim ben bunun adına. Tam bilmiyorum. Bilen varsa yorum kısmına yazsın. Yüksek basınç anında ya da benzin deposu ya. Bir güvenlik amaçlı. Bakın şurada gözenekleri var. Şurada o-ring var sızdırmazlık için. Bence öyle yüksek basınçla alakalı bir parça arkadaşlar. Şöyle. Şunu da şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Şu o-ringi kaybetmeyelim. O-ring neydi? Sızdırmazlık contası. Şu da motorun şeyleri. Onları da alalım. Güzel bir konu. Ondan sonra bakalım motor çalışacak mı? Öncesinde şu bezin içindekileri merak ediyordum. Hep bakayım ne çıkacak içinde. Oo, filtreler. Oh. Şöyle bez gibi görüyorsunuz arkadaşlar filtreyi. Ondan sonra kat kat sünger münger. Fena. Bu bunun üstüne geliyor böyle. Bezin o deliğe tıkanmasını engelliyor herhalde. Tam onun hizasında. Şurada yine onun bir şeyi var. Sekman gibi bir şeyi var. Şuradan. Buradan kanıttıralım. Heh. Çıkardık. Şurada bakın. Tırnaklı sekman var. Tek yönde ilerliyor. Geri gelmiyor. Bu nasıldı? Böyleydi. Bunu tutmak için buradan da yakıt girişi. Şimdi pompayı söktük. Şöyle bir enerji verelim bakalım dışarıdan. Şöyle. İnce bir vınlama var ama şey yok. Siz söyleyin adını. Hareket yok. Şimdi bunlarda sıkıntı olabilir o. Öyle bir sıkıntı. Yok, yine olmadı. Şimdi çalışmadığını gözlemledik. Pompayı sökeceğiz. Pompayı sökmek için de bayağı bir zorlu yolculuğumuz var. Onu sizi çok bekletmeyeceğim. Şurada tırnakları var. Şurada başlayabiliriz aslında. Ondan sonra şurada bir tırnağı var. Bakayım. Ses olmasın diye kapıyı da kapattım. Nasıl terletti be? Şöyle alalım. Şöyle alalım. Pompanın yatağı arkadaşlar. Şurada kanalı var. Şöyle göstereyim. Kanalını görüyorsunuz. Buradan şu basınç sensörü gibi yani neydi bunların adı ya bir şey deniliyordu. Yüksek basınçta tahliye ediyor. Ondan sonra o var. Buradan çıktı. Buradan gidiyor. Buradan da elektriksel bağlantı şeyi var. Soketi var. Bunda daha başka bir şey yok arkadaşlar. Bunu ayıralım kenara. Bu da böyle. Geldik motorla baş başa kaldık. Şuna bir daha boştayken rahat rahat bir enerji verelim bakalım. Ne yapıyor? Nasıl bir davranış sergiliyor? Belki yerini beğenmemiştir. Yeri de vardır.
zorlanıyor görüyorsunuz. Belki kutup seçer. Kutup seçme olayı olabilir. Hala bir dönüş yok. Şimdi ne yapacağız tabii? İşine gireceğiz. Benzin pompasını anlattık. Ana kısım buraya kadar. İsteyenler burada bırakabilirler videoyu. Şimdi ben motorun da içini sökeceğim. Çünkü içinde farklı bir kolektör yapısı var. Merak etmeyenler şey yapmayabilir, izlemeyebilir, devam etmeyebilir. Şöyle bir filtre daha çıkmıştı şeyin içinden, süngerin. O yeri düşünce gösterememiştim. Şuradaydı. Şunun içini şöyle. Ondan sonra çıkan ana parçalar bunlar. Şimdi motoru bir daha sökeceğim. Biraz daha içine gireceğim. Bu bizi oyalayacak biraz. Direkt sonuca geçeceğim. Şu etrafı açacağım arkadaşlar, şu presi. Çünkü bu motorlarda burada yapılan pres içindeki suyu çeken pervanenin dönmesini engelliyor. Fazla sıkıyorlar buradan bazen. Dolayısıyla da pompa çalışmıyor. İçindeki pervane dönmeyince ne yapıyor? Buradaki suyu da benzini de yakıtı da çekemiyor. Şimdi bu kenarlardan burayı açacağım arkadaşlar. Açtıktan sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar şöyle kenarını sıyırmaya başladım. Ondan sonra kademe kademe ilerledim. Ondan sonra şöyle bir yere geldiğimde, enerji verdiğimde duyuyorsunuz değil mi? Anlatmak istediğim buydu. Belli bir yerden sonra baskıdan dolayı şey çalışmıyor muhtemelen. Pervane. Biraz sonra pervaneyi de göstereceğim size içindeki. Pervane çalışmayınca ne yapıyor? Dönmeyince pompa görevini göremiyor. O yüzden bozuk diye atılıyor. Şimdi bir su denemesi yapalım bakalım. Benzin pompasını suda deneyeceğiz. Aha. Ay. Kuyudan su çıktı. Gördünüz çıktı. Anlatmaya gerek yok. Oh, valla en kafa videom bu oldu. Benzinle beraber iyi gitti yani. Evet görüyorsunuz. Benim oğlanın şey neyse. Akıyor su. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı olacak. Bir keşke vaktim olsa da. Bunun içinde az sonra göstereceğim size. Kömürler var. Kömürlerin arasından bu geçiyor. Benzin muhtemelen iletken değil. Onun bir zararı olmuyor ama bu su zamanla belki motorun yanmasına bile sebep olacaktır. Kömürler çünkü bu suyun içinde kalıyor. Belki de motorun gücünü düşürüyor. Zaten sesi de biraz değişti. Bakalım bu sefer daha erken gelecek mi? Allah'tan hatun da yok. Yemek kabının içinde benzinle de ne yapıyoruz valla. Of! Evet arkadaşlar pompanın da çalıştığını bu şekilde göstermiş olduk. Bu arada rekora gidiyorum. Hiç elimi kanatmadım şu ana kadar. Genelde bu tip sakat işlerde gerçekten şunu çevirmesi çok sakat. Çünkü sağlam presli. Normalde 2-3 kere benim tornavida batırmam lazım elime. Şimdi evet arkadaşlar açıyorum Pandora'nın kutusu. Şöyle şu parçayı alalım. Evet gördünüz. Aldım. Böyle bir parça. Üst kapağımız. Sonra altında fanımız var. Görüyorsunuz fanın pozisyonunu. Şu fan dönüyor böyle. Hatta çevirelim. Keşke tesisatı sökmeseydim. Neyse. Sizden önemli mi? Onu takın. Görüyorsunuz. Bir yönde düşük güçte çalışıyor. Şimdi diğer yönü alalım. Yön değişikliği yapalım. Görüyorsunuz çıldırdı. Evet. Suyu çeken pervanesi de çarkı da bu şekilde. Şimdi gelelim devamına. Video da sağlam uzadı. Ama değecek bence. Şimdi pervane düştü. Şu şekilde. Evet, motoru da almak için tam sefer şakirlik oldu bu iş. Bunu yine burada bir şeyler sıkıştırıyor. Biraz daha açmak lazım. Bilmem mi? Evet arkadaşlar. Gördünüz. Ben ilk önce motor arızalı olunca sargısı filan yanmıştır diye düşünüyordum içinde. Gördüğünüz üzere içeride sargı yok. İlginç tarafına gelelim.
Normalde fırçalı motorlarda fırçalar yandan basar değil mi? Matkapta falan. Buna alttan basıyor. Bakın kolektör yüzeyi altta. Şimdi içinde de kömürleri göstereceğim size. Şimdi videoyu kapatayım. Feneri açacağım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi içini? İçinde de kömür. Hayır. Şurada bakın alt mıknatıslar yan yüzeyde. Alan mıknatısları bunlar. Şuradan kömürlerle burada da bir manyetik alan oluşturuluyor. Bu manyetik alanın kutuplarıyla buradaki mıknatısların kutupları birbirine itip çekerek dönme hareketini oluşturuyorlar. Şimdi bakın fırçayı göstereceğim burada size. Bakın. Şurada biri de şurada. Bu yüzeye basıyor. Şimdi bakalım bu kömürleri alabilecek miyiz? Hiç onu denemedim ben bu zamana kadar. Şurada mıknatısları sabit tutan yaylar var. Sabit tutan demeyelim de ayrı tutan diyelim. Şak diye birbirine yapıştı. Enle es birleşti. Hadi soğuk bir espri yapalım. Enes oldu. Enes ismi buradan geliyor. Şimdi mıknatıslarımızı çıkardık. Mıknatıslar şöyle motorun etrafında şöyle duruyor. Verdiğimiz elektrikle işte bu rotorda oluşan manyetik alan bu mıknatısları manyetik alanıyla etkileşime girerek itme çekme kuvvetiyle bu işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi bunu ileri doğru itsek gider mi? Şimdi bakın için daha iyi görürsünüz. Vuralım bakalım. Çünkü bunu bu taraftan çekmek için şu presi de almam gerekiyor. Bayağı zahmetli olacak. Dur, çay dökülecekse de. Birazını içelim de az dökülsün. Yok. Lan. Bir işimizde şey gitsin. Şunu da açalım da şu kömür kısmına bakalım. Ona da fotoğraf olarak eklerim. İlginç bir şey görürsem video yaparım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eminim eğlenceli bir video olmuştur. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Zor da olsa üst kısmı da açtım. İçinde gördüğünüz normal matkaplarda gördüğümüz kömürlerin dar olanından var. Teli şeye bağlı yine. Şu dışarıdaki bağlantı noktalarına, terminallere bağlı. Şurada yeri var. Görüyorsunuz bu yerden gidiyor. Şey göremedim. Yaymay fırlamadı bundan da. Bu nasıl sürtme işini yapıyor ki? Hani bittikçe onu ileri sürtmesi lazım. Hiç yay çıkmıyor.